Sevgili dostlarım merhaba. Evet, cumartesi günü sizlerle bir video paylaşmıştım ve iki senatörün baskıları sonrasında Trump'ın işinin gittikçe zorlaşmaya başladığını ifade etmiştim. Aslında bu iki senatörün yanına bir de cumhuriyetçi senatör eklendi. Menendez. Evet, Menendez de yine Trump'ın bir an önce yaptırımları uygulaması gerektiğini, hatta NATO konusunda da baskı yapmasını ve Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması için de çeşitli adımlar atması gerektiğini ifade etti. Yani Amerika'da sular gittikçe ısınıyor. Türkiye her ne kadar bu konunun üstünü örtmeye çalışsa da Tamam kardeşim biz S-400'leri aldık. Amerika'da zaten bize herhangi bir yaptırım uygulamayacak dese de Amerika'da işler o şekilde yürümüyor sevgili dostlarım. Bakın Washington Post'un haberine göre kulis haberine göre salı günü Trump ve Cumhuriyetçi senatörler bir araya gelecek. İki senatörden bahsetmiştim bir kez daha hatırlatalım. Bunlardan birisi Florida senatörü Rick Scott. Diğeri de Indiana senatörü Todd Young. İkisi önerge vermişti mecliste biliyorsunuz ve Türkiye'nin en sert bir şekilde yaptırımlarla karşı karşıya bırakılması gerektiğini söylemişti. Yani F-35 yeterli değil mutlaka katsa yaptırımları uygulanmalı aynı zamanda NATO ile ilgili de süreç başlatılmalı şeklinde bir önerge vermişlerdi senatoya ve bu önerge çok sert içerik barındırıyordu sevgili dostlarım. Evet, çok sert bir içerik barındırıyordu. Özellikle katsanın tüm maddelerinin en sert şekilde uygulanması konusunda Trump üzerinde bir baskı oluşturuyordu. Şimdi Trump bu baskıları dinler mi? Evet dinlemek zorunda. Nedeni şu. Bir senatörleri karşısına almak istemeyecektir muhtemelen. İkincisi de 3 Kasım 2020 tarihinde Amerika'da başkanlık seçimleri var sevgili dostlarım ve bu Amerikan başkanlık seçimlerinde büyük ihtimalle milliyetçi söylemler ön plana çıkacaktır ve Amerika'nın S400 konusunda Türkiye karşısında yenik düştüğü imajı Trump'ın en son isteyeceği imaj olacaktır. Evet yani Türkiye ve Rusya karşısında Trump'ın pasif kaldığı imajı Trump'ın en son isteyebileceği imaj olacaktır bu seçimlere giderken. Bu nedenle de bu nedenle de Trump hemen salı günü Cumhuriyetçi senatörlerle bir araya gelmek için düğmeye bastı ve bir davet gönderdi. Bu davet Washington Post'un muhabirlerinin de eline geçti sevgili dostlarım ve bu daveti hemen gazetede check ettikten sonra yayınladılar. Kiminle çekettiler? daveti alan senatörlerle check ettiler. Senatörler de evet biz böyle bir davet aldık. Salı günü saat 16'da Trump'la bir araya geleceğiz. Peki konu başlığı ne? Bakın tırnak içinde konu başlığı çok önemli. Türkiye'ye yaptırımlar konusu. Evet Trump bu daveti Türkiye'ye yaptırımlar başlığı altında Cumhuriyetçi senatörlere göndermiş durumda. Bu ne demek? F-35'ler dışında Yeni hangi yaptırımları uygulayacağız? Buyurun gelin Beyaz Saray'da hep birlikte bu konuyu görüşelim. Kendi aramızda önce görüşelim. Daha sonra da açıklamasını yapalım. Yani salı saat 23 gibi Türkiye saatiyle, Amerika saatiyle saat 16 gibi Trump ve Cumhuriyetçi senatörlerin bir araya gelmesi ve bu toplantı sonuçlarının da piyasaya sızmasıyla birlikte eğer ki açıklama gelmezse hele ki açıklama gelirse yani Trump bir tweet atarsa ya da kamuoyu önünde çıkıp konuşursa çok daha sert etkileri olacaktır ama sızmasıyla birlikte bile piyasadaki hareketlilikleri hep birlikte göreceğiz sevgili dostlarım. Bakın bu konuyla ilgili çok ciddi baskı var. Sadece Cumhuriyetçi senatörler değil, aynı zamanda Demokrat senatörlerden de ses yükseliyor. Evet, Demokrat senatörlerden birisi olan yine Menendez. Menendez Bob Menendez de bu konuyla ilgili ciddi baskı yapıyor ve bir an önce Trump'ın yaptırımları uygulaması gerektiğini söylüyor. Menendez bir ekleme daha yapıyor sevgili dostlarım. Eğer ki bu konuyla ilgili Trump ayak sürürse ya da yıl sonuna kadar işi ertelemeye kalkarsa ya da hayır kardeşim siz ne kadar baskı yaparsanız yapın ben Türkiye'yi yaptırım uygulamayacağım derse o zaman senatoya bir yasa önerisi gidiyor. Ve Trump'ın elini kolunu bağlayacak bir yasa çıkartılabiliyor. Trump buna uymak zorunda değil belki o an itibariyle. Yani ben bu yasayı uygulamak zorunda değilim de diyebilir ama o zaman da bütün senatoyu ve kamuoyunu aleni bir şekilde karşısına almak zorunda kalacak. Keza Trump zaten ben Türkiye'ye yaptırım uygulamayacağım demedi. Trump bu konuyu görüşüyoruz. Bu görüşmeler sonrasında çıkacak sonuçları kamuoyuyla yakın zaman içerisinde paylaşacağız dedi. Ve nitekim bu salı bakın ne kadar hızlı bir şekilde tam da sizlere söylediğim şekilde gün be gün ilerliyor. Ne demiştik? Biz önümüzdeki birkaç gün içerisinde katsa yaptırımları ile ilgili Amerika'nın ciddi adımlar atacağını düşünüyoruz demiştik. Nitekim söylediğimiz, yaptığımız bu videonun hemen ardından 1-2 saat sonra zaten haberin kokusu piyasaya geldi. Ve sonrasında da şimdi çok daha net adımlar atıldığını görüyoruz. Sevgili dostlarım bakın hamaset politikasıyla işi götürebiliriz. Yani hamasi duygularla ya Amerika bize yaptırım uygulamasın ne olacak? Biz müttefikiz. Zaten Türkiye'nin gücü karşısında Amerika duramaz falan gibi söylemlerde bulunabiliriz. Suriye konusunda Türkiye'nin elinin güçlü olduğunu ve bu nedenle Amerika'nın geri adım attığını falan da söyleyebiliriz. Ama tablo bu değil. Evet tablo bu değil sevgili dostlarım hem Cumhuriyetçi senatörlerin hem Demokrat senatörlerin hem de Amerikan kamuoyunun baskısı ve bunun yanında tabii ki Amerika derin devletinin baskısıyla birlikte Trump Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygular ise eğer Türkiye'nin bundan sonraki işi epey zor olacaktır. Özellikle finansal piyasalarda sevgili dostlarım. Özellikle borsada yani dedim ya sizlere 100 bine kadar çıkarttılar, yüz bini aştırdılar ama burada aslında küçük yatırımcıya gel gel yapıyorlar. Amana dikkatli olun. Amerika'dan gelecek haberlerle birlikte piyasada çarşı karışabilir demiştim sizlere ve aynı zamanda dolarda da sert yükselişlerin olabileceğini söylemiştik. Bakın şu anda 565-66 seviyelerinde dolar kuru, borsa 101 bin seviyelerinde haftaya başlıyor. Ama günün sonunda. Amerika'dan gelecek sert yaptırım haberleri, katsa yaptırımları çünkü katsa Türkiye'nin elini, kolunu, ayağını bağlayan yaptırımlar içeriyor. Ekonomik yaptırımlar içeriyor. Hiçbir şekilde finansal ve ekonomik anlamda sağa sola kıpırdayamamamızı beraberinde getiriyor. Aynı zamanda Amerika'nın katsa yaptırımlarının yanına bir de Avrupa Birliği yaptırımları eklendiği zaman Türkiye'nin işi çok daha fazla zorlaşıyor sevgili dostlarım. İşte bu nedenle Türkiye acilen ama acilen duruma karşı önlem almaya çalışmalı. Nasıl bir önlem alır bilmiyorum. Bir kere finansal sistemle ilgili işi çok zor. Yani her ne kadar doları baskılasa da, her ne kadar borsayı baskılasa da yoğun bir çıkış, yoğun bir yabancı kaçışı hem borsada hem dolarda ciddi etkileri beraberinde getirecektir. 12 lira hedef koymuştum sizlere yıl sonu hedefi. Bu durumda yani bu işin somutlaşması durumunda 12 liralık hedef bile iyimser kalacaktır. Katsa'nın o bahsettiğim maddeleri uygulanmaya başladığında, NATO ile ilgili Türkiye süreci uygulanmaya başladığında, çünkü herkes artık NATO konusunda Türkiye'den rahatsız, sadece Amerika değil Avrupa Birliği ülkeleri de başta İngiltere olmak üzere Türkiye'nin NATO pozisyonundan rahatsız herkes. Türkiye'nin Rusya ile bu kadar çok yakınlaşmasından rahatsız. Biz Rusya, Türkiye, Çin, İran yakınlaşsın bir araya gelsin diyoruz. Kabul ama bununla ilgili hiçbir önlem almaksızın bunu söylüyoruz. Biz hala Birleşmiş Milletler üyesiyiz. Biz hala NATO üyesiyiz. Biz hala Amerika'nın yarattığı o finansal sisteme entegreyiz. Hem de göbeğimize kadar. E böyle bir pozisyonda siz gidip Rusya ile yakınlaşmaya kalkarsanız bunun bedelleri olacaktır. İşte asıl soru işareti şu. Biz bu bedelleri nasıl, ne şekilde ödeyeceğiz? Bu bedelleri ödemeye hazır mıyız? Bakın S-400'leri aldık daha kurmadık. 5-6 aylık bir erteleme söz konusu. Belki daha sonra tekrar ertelenecek. Belki hiç kurulmayacak. Ama sonuç itibariyle Amerika'ya bir bahane verildi. Amerika S-400'lerin Türkiye'ye girdiği o fotoğrafları, o videoları, o haberleri gördü. Bizim manşet manşet haberlerimizi gördü. Ve bunları görerek kendisine bir malzeme edindi şu anda. Bakın altını çizerek söylüyorum. Rahip Bransından çok daha etkili ve çok daha tehlikeli bir malzeme var şu anda Amerika'nın elinde. Ve bu malzemeyi muhtemelen sonuna kadar Türkiye aleyhine kullanacak. S-400'ün alınmasının Amerika'ya yapılmış en önemli hatalardan birisi olduğu gündemde şu anda. Ve bu konuyla ilgili herkes konuşuyor. Bakın Daily Telegraph'tan John Cooley'nin yazısı. John Kuglin ne diyor? Hem katsa yaptırımları uygulanmalı hem de acilen Türkiye'nin NATO'dan çıkartılması ile ilgili adımlar atılmalı diyor. Öbür taraftan dönüyorsunuz Amerikan Dışişleri Bakanı ve Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun görüşmesine orada Pompeo'nun açıklaması şu. Türkiye bizi hayal kırıklığına uğrattı. Evet tüm bu gelişmeler büyük ihtimalle Amerika'dan sert yaptırımların işaretleri sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım tüm bu gelişmeler ışığında altını bir kez daha çizerek söyleyelim. Salı günü Trump'ın Cumhuriyetçi senatörlere daveti var ve bu davet sonrasında Türkiye yaptırımları konuşulacak. Türkiye yaptırımları ne kadar sert olacak onu göreceğiz ama muhtemelen çok sert yaptırımlar Türkiye'yi bekliyor. Ve bu yaptırımların gelmesiyle birlikte borsa ve dolarda çok sert hareketler gelecek. 12 lira beklentimiz bile iyimser kalabilir sevgili dostlarım. Evet yıl sonu 12 lira beklentimiz bile iyimser kalabilir. Uyarmış olayım sizleri ve bu videomun da sonuna gelelim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın, mutlu kalın dostlarım.